Merhaba Yengeç Burcu. Merhaba sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burcu kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerin de Mart ayı açılımlarınızı yapacağız. Tabi Nesli Haşer'in 2020 Mart ayı diğer kanalda da var. Ve lütfen oraya hemen gidiniz. Orada sadece aşk için baktık. Sadece aşk için baktık. Oraya da bir gidiniz ve bakınız, görünüz. Bakalım Mart ayı için neler demişiz. Tabii ki WhatsApp numaramda özel danışmanlık almak isterseniz bu videonun altında. Şimdi hemen açılıma başlıyoruz. Açılımın sonunda Nesli Aşir'in olumlama kartlarına bakacağız ve kahve fincanınıza bakacağız. Çilekli çilekli böyle fincanlarımızda bakıyoruz. Ve tabii ki yükleme yaptığım için bu bulum bulum sesleri aldırış etmeyiniz. Sevgili Yengeç Burcu her zaman spiritüeldir ve benim videolarıma en çok destek verenlerden teşekkür ediyorum. Altına yorum da yapınız. Şimdi Mart ayı girer girmez Değnek yedilisi bir mücadele başlıyor. Zaten Şubat ayından süre gelen bir mücadele olabilir bu. Kalabalıklara karşı bir mücadelen var. Ya farkındasın ya değilsin. Evet, burnumda bu arada, kaşığında bakın böyle işaretler, işte saçımla oynamalar falan geldiği zaman gerçekten acayip duygulanıyorum. Çünkü dikkat edin, bir yalancı hayatınızda olabilir. Gözünüzün içine bakaraktan size yalanlar konuşabilir. Ya da kurnaz bir kişilikte bir insan, bu bir arkadaşınız olabilir ya da çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Çünkü burada sizin olan bir şeyi alıp götürmesi var. Yani her türlü dikkat edin. Merkür gerilerken Allah muhafaza hırsızlıklar da olabiliyor. Ve bu videonun altına yorum yaparsanız inşallah hiçbir malınız mülkünüz çalınmaz etmez. Tabii ki kılıç üçlüsü ama hayattan çalma, zamandan çalma bunların en kötüsüdür bence. Evet, kılıç üçlüsü. Şimdi burada birazcık gözyaşı, hüzün, keder yine mi bana yeter diyebilirsiniz. Şunu da koyacak yer bulamadım. Şu tarafa koyalım. Çünkü böyle gidiyoruz. Evet. Sevgili Yengeç Burcu, Mart ayının ilk haftasında bir kule şok haber alabilirsin. Yani burada çok dikkatli olmalısın. Önce bunun rüzgarı geliyor bakın. Şimdi bir konuyu çok kafaya takıp çok üzülüyoruz değil mi? Aslında evren diyor ki bak buna o kadar kafayı takma, daha büyüğü gelebilir. Sonra o bir konuyu unutursun. Başlarsın hani eskiler der ya lütfen bunu çok düşünme dert, yani başladığı zaman dert derdi getirir. Hemen onu unutmaya çalışıp bağlarımızı kesip evrene göndermeliyiz. Alanı işte kule. Şimdi kule çıktığı zaman Mart ayında bu illa sizinle alakalı bir şey olacak değil. Çünkü dış en sonunda çıktı. Yani dışsal bir etkenden dolayı olabilir ya da yani akrabalarınızdan bir haber alabilirsiniz. Farklı haberler, yani sizinle birebir alakası olmayan dolaylı olarak bir şoklama haber alabilirsiniz. Mesela genelde yuva yıkımı ve üzüntüdür bu. Yani birini duyarsınız boşanıyor mesela. Yani şimdi ben burada söylüyorum diye boşanacak değil tabii ki de. Bu bir sarsıntı olabilir ama toparlaya da biliyorlar. Yani insanlar mahkeme salonundan bile geri dönüp birlikte olabiliyorlar. Ve Kupa Kralı burada taşınmayla alakalı bir şeyler olabilir. Kısmetli balık var burada. Yüzen bir tahta oturduğuna göre sallantıda olan bir şeyler var. Romantik ama çabucak elden kayabilen bir insan olabilir. Ve bu insanla bir mücadele. Bakın patron olur. Şimdi üstüne altına koymaya başladıkça kartlar çalışmaya başlıyor. Ve diyor ki bu insanla da bir mücadele olabilir ve bu yalan dolandan dolayı bir kısıtlama ya da sen engeli basarsın, o engeli basar, kısıtlama geçmişten verdiğin kararlar dolayısıyla böyle bir şeyler olabilir ve nazardan böyle olabilir. Adalet kartı çıkmış. Adalet, bakın gayet adaletle işi olanların aslında adaletli şekilde bir çözüme ulaşsın diye dualar edip üzülüyorsunuz. Bakın burada adalet devlet işleri demektir. Amir, memur, böyle büyük insanlar. Ama size söylemeliyim, bir şey söylemeliyim ki kesinlikle böyle şey olmayın, iddiacı ve sabit fikirli. Yani burada bunu biraz gösterebilir. Kalbiniz acır diyor.
Evet, soğuk rüzgarlar esebilir. Bir şoklama haberin altında ne çıkacak diye baktım. Üçüncü sırada bakalım ne çıkacakmış, neyle alakalıymış. Ama köşe kartlarda, köşelerde çıkanlar önemli bakın. Bir mücadeleyle ilgili ya da hayat yolunda farklı bir yola doğru gidersiniz. Örneğin yapamıyorum ben bu ilişkiyi, bitsin gitsin anlamında da konuşabilirsiniz. Yani bunu da bitirme anlamında olabilir. Çalışacakmışsınız normal hayatınızda yeni bir şeyler öğrenme ve şey alma, ders alma eğitimi anlatıyor. Değnek dokuzlusu, bakın neden hissiyat olarak karamsarsınız ve kendinizi çekiyorsunuz? Geçmişten yaralanmışsınız, kasıtlısınız, yalan dolan, herkese belki güveniniz kalmadı. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, kılıçaltılısı yolculukları gösteriyor. Hadi bakalım. Değnek prensi. Gayet güzel bir teklifler var. Bak, sevgi, anlayış, tolerans da göreceksiniz. Yani burada Değnek Prensi, Aslan Yay Koç, güzel bir teklifler, onun bu insana karşı soğukluk yapıp hani belki böyle maraza çıkabilir aranızda ya da partneriniz olabilir, yükseleni olabilir. Ama şunu unutmayın ki çok güzel bir burada çok güzel bir şey var. Enerji var. Yani bu sırf kule yıkıntıya takılmıyoruz. Bir dolu kart çıktı ve burada kartlar diyor ki neye üzülüyorsan adaletli şekilde çözülecek. Güzel teklifler var. Sen sadece Neslihan'ın 3 dakikada nazar videosunu bir izle. Çünkü üzerinde acayip nazarlar var. Evet, bakın hayaller falan çıkıyor. Yani bu arada haberler, bakın günlük baktığım videolarda bile ne çıkıyor? Sürekli hani böyle şoklama haberler, şu bu çıkabiliyor. Onun için üzülmeyiniz diyorum. Yani üzülecek bir şey yok. Hadi bakalım. Özlem duyduğunuz biri olabilir. Çapkınlık konularınız olabilir. Şimdi özlem sayesinde gerçek duygularımın farkına varıyor, doğru ve güvenli kararlar alıyorum. Yani burada çapkın kişilerden uzak durun ve çapkın kişiler hayatınıza mutluluk değil, sadece hüzün getirir. Etrafında çapkın kişiler var ise de bu insanları uzaklaştır. Bu nasıl bir şey ya? Yani bu nasıl bir şey? Ben hemen geçiyorum sevgili yengecimizin kahve falanı. Oh, bakın içime sinmedi. İnanın ki bir daha kestim açtım. Sizi seviyorum o yüzden. Bakın kestiğim yerden parası çıktı. Bu kule neden çıkıyor diye de içimden sordum. Çok büyük bir mutluluk geliyor. Değişim mutlulukla olur. Ay, değişim yıkımla olur. Ey, o yıkımı yıkım gibi kabul etmeyiniz. Çok büyük bir fırsat. Muradınıza ermenin yolunu açabilecek bir haber de olabilir bu. Yani inşallah iyi şoklar da olsun. Hadi bakalım sevgili Yengeç Burcu'nun. Hemen bakıyoruz. Artı çarpı işleriniz var. Ama bakın burada bir deniz kızı görüyorum ben. Zaten su grubusunuz, deniz kızı çıkmış. Şimdi bir harita. Ama böyle olmaz ki, ben böyle bakamıyorum. İnanın işte kahve falan onun içinde çok bakmak istemiyorum. Ben çok fazla esniyorum ve bütün enerji bana geçiyor. Bir es atmışsınız, bir virgül de çıkmış kocaman, ama böyle kocaman bir virgül iki kişi arasında, hani bir es vermişsiniz, bitirmek değil de sanki böyle vereceksiniz ya da Mart ayı içinde iki rakamı çıkmış. Deniz kızı açıkta, çok güzel. Aa, bir de çaydanlık, bakın belki biriyle çay içmeye gidebilirsiniz, karşılaşmanız var burada çıktı zaten. Ve efendim romantik karşılaşmayı söyledim. Şimdi burada elinde buket tutan bir insan var. Yani gönlünüzü almak için de bu insan belki sizi kızdıracak önce, ama sonra gönlünüzü almak için ağzıyla kuş tutacak. Neredeyse N harfi var. Ve efendim W da yurt dışı, yabancılar da olabilir bakın. A harfi var. Müsaadenizle bir çayımdan içeyim. Benim çay bardağıma bakar mısınız? Külliyen dolu ve demli şekersiz. Biraz enerjimi şöyle bir dağıtsın. Şimdi burada tavuklar görüyorum. Bolluk bereket demektir. Bu ay içinde gayet güzellikler geliyor. Hiç merak etmeyin. Aa, çok dikkat edin ama. Yani yine bakın burada bir hırsızlıktan falan bahsettik. Resmen fare çıkmış. Yani anlar mısınız bilmiyorum ama fare gözü bile belli, yani kulağı gözü belli bir fare var orada.
Evet, dilekleri tutalım bakalım. İkinci şansta olabilecek bir dilek dilediniz herhalde. İkinci şansta olacak. Hani böyle tırmalamaktan sakın vazgeçmeyin. İkinci şansta olacak bir dileğiniz var. A harfini söyledim. P harfi var. R var. Rize'nin R'si. Burada 7 rakamı görüyorum. 7 çok spiritüel dualar falan demek. Gitar. Aa, siz gezmeklere de çıkacaksınız. S harfi var ve iç içe geçmiş yüzükler. Sizler gönülden bağlısınız. Yani ne kadar kavga patırtı da şu bu da yapsanız galiba partnerle yine bir barış var. Ve bu arada sevgili Yengeç Burcu, gayet güzel bir Mart diliyorum. Tabii ki like'ınızı istiyorum ve bana desteğinizi esirgemeyin. O çan tuşuna da basınız, abone ola basınız. Artık beni abone olarak izleyin. Hoşça kalın.